Mutlu günler değerli izleyenler. Satır Başı programı ile karşınızdayız. Satır Başı'nda bugün haftanın ilk iş gününde 1-7 Mart muhasebe haftasını konuşuyoruz. Biliyorsunuz ki pandemi etkisinde bir dünya var ve etkilenen sektörler var. Bunun devamında hem pandeminin etkisiyle beklentiler ve bundan sonraki süreçte nelerle karşı karşıya kalacağımızın öngörülerini merak ediyoruz sektörler adına. Hem de bu anlamda da meslek odalarının beklentileri, çalışmaları neler? Merak ediyoruz, soracağız. Çok değerli bir konuğum benimle beraber. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Doğan Yılmaz stüdyomuzda. Başkanım, öncelikle elimize hoş geldiniz diyerek başlayalım efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz, davetimizi kırmadınız. Özellikle sizinle yaptığımız yayınlarda pandeminin pik yaptığı dönemlerde uzaktan bağlantıyla yapmıştık. Evet, bir doğru. Skype bağlantısı yapmıştık. O zaman anlatmıştınız zaten çalışmalarınızın nasıl devam ettiği, pandemiden nasıl etkilendiğimiz ama bugün biraz daha 1-7 Mart adına bir farkındalık yaratmak adına meslek örgütlerinin hem çalışmalarını konuşuyoruz hem de bu anlamda beklentilerini konuşuyoruz. Nasıl bir giriş yaparsınız? Haftayla ilgili neler söylersiniz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum hem kendi adım hem meslektaşlarım adına. 1-7 Mart muhasebe haftası tüm Türkiye'de aynı anda bizler de kutlamaya başladık. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımın, tüm çalışanlarımızın hem ofislerde hem şirketlerde muhasebe haftasını kutluyorum. Şu anda bile evet. Arkadaşlarımız ofislerinde bugün yapılandırmanın başvurusunun son günü. Bu hem vergi hem sosyal güvenlik. Hafta sonu bir muafiyet vardı. Evet, onlar da çalıştılar. Vergi dairesindeki benzinler de açıktı. Şu anda da son başkanlıkla yapılan açıklamaya göre son mükellef gidene kadar benzinler açık olacakmış. Evet. Biz de öğrendik bugün. Şu anda arkadaşlarımın bir kısmı onlara yardımcı olmak açısından ya da sistemden vergi ödemelerine yardım etmek açısından bazı mükelleflerde büyük sorun yaşanıyor şu an Türkiye'de. Hem haftanın ilk günü hem ayın son iş günü hepsi bir araya denk geldi. Şubat ayının böyle bir azizliği var. Biraz sorun da yaşanıyor teknik olarak. Gelir dersin sistemlerinde de biraz yoğunluk var. Şu anda meslektaşlarım kendi muhasebe haftalarında 1 Mart muhasebe gününde dahi çalışıyorlar. Ülke için, memleketimiz için, Bursa'mız için çalışmaktan da onur duyuyoruz açıkçası. Evet, bunu da vurgulayalım. Dediğiniz gibi hafta sonu bir muafiyet oluştu. Bugün son gün, ciddi bir yoğunluk bekleniyordu zaten bu konu dahilinde. Bu tarz bazı tarihler içerisinde yoğunluklar olabiliyor. Bunu da söylüyoruz. Ve ay sonlarında, hafta sonlarında ciddi yoğunluklar da yaşayabiliyorsunuz ama bu haftanın farkındalığı sizce ne olmalı? Bu anlamda pandemi etkisindeki aslında programın başında da özellikle söyledim. Sektörlerin nasıl etkilendiği ve bundan sonraki süreçteki çalışmaları da çok değerli ve önemli. Çünkü hiçbir şey eskisi gibi olmayacak galiba. Biz pandeminin sektörler içerisinde bazı aslında artı değer katacak özelliklerini alacağız. Keşfettiğimiz çalışma sistemlerini alacağız. Ama devamında da klasik sistemlerle devam edecek galiba. Neler söylersiniz? Hem de farkındalık içinde bu, evet, da önemli. Pandeminin ne kadar süreceğini çünkü daha bilmiyoruz. Evet, aslında birçok şey şu anda belirsiz. 1-7 Mart muhasebe haftasında sadece muhasebe emekçisi olan arkadaşlarım değil, bütün herkesin, toplumun her kesiminin de muhasebe yapmasını istiyoruz. Hayatımızın her alanında muhasebe var. Muhasebe Farsça kökenli ya da Arapça kökenli, tam şeyini bilmiyorum ama hesap etmekten geliyor. Yani artılarımızı, eksilerimizi kendi hayatımızda da, işimizde de artılarımızı, eksilerimizi şu bir hafta boyunca bir oturup düşünelim, bakalım. Pozitif tarafta neler var bizim aktif dediğimiz, negatif tarafta neler var pasif dediğimiz, bunlara bakacağız. Hem insan olarak hem iş hayatında bunlarla ilgili biz çalışmalar ne yaptık, ne yapıyoruz. Şimdi bizim geleneksel olarak başladığımız bir şeylerimiz vardı, yemeklerimiz vardı, kutlamalarımız vardı, farkındalık için seminerlerimiz vardı. Tabii pandemiden dolayı geçen senede ve bu senede bunları yapamadık ama işte uyum sağlamak dediğimiz şey bu, hemen dijitale taşındı. Geçen hafta sonu Türkiye'de ilk defa bir Mali Müşavirler Odası blockchain teknolojisi ve bitcoin, yani bu kripto paralarla, evet, ilgili bir online seminer yaptık. Webinar diyorlar onlara da. Boğaziçi Üniversitesi'nden Cemil hocamız, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Fatma hocamız katıldı. Dünya değişiyor, hani dijitalleşiyor derken aslında başka şeyler de oluyor. Bunu da kaçırmayalım çünkü pandemi deyip bazı şeyleri öteleyemezsiniz. Pandeminin size dayattığı dijitalleşme var. Belki de önümüzdeki dönemde blockchain'i, bitcoin'i daha çok konuşmaya başlayacağız.
Konuşmaya başladık bile aslında. Rahmetli Güngör Uras'ın Ayşe teyzesi vardı. Köşe yazılarında hep bahsederdi. Şimdi Ayşe teyzeler Bitcoin'i nasıl alırım diye sormaya başladılar. Doğal olarak bir yerde hesap varsa, bir yerde para varsa oradan muhasebeci, mali müşavir olmak zorunda. O yüzden meslektaşlarımızı ve kamuoyunu bunu hazırlamak için böyle bir çalışma başlattık. Ve eğitimlerine de başlayacağız. Yavaş yavaş bütün meslektaşlarımızı ve ekonomi dünyasını, iş adamlarını, iş insanını, küçük esnafı buna hazırlamak açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Biz de bu görevi üstleniyoruz ve bunun için çalışmalara başladık. Bu hafta içinde bütün öncelikle tabii kamu kurumları, vergi dairesi başkanlığı, sosyal güvenlik, işkur, zaten devamlı çalıştığımız ve koordineli çalıştığımız kurumlar, onlarla ziyaretlerimiz olacak. İlk defa Bursa'da Mali Müşavir Odası olarak bütün SİAD'ları ziyaret edeceğiz. İşte bu SİAD'ından MÜSİAD, Rumeli SİAD, Balkan Türk SİAD, tabii ki onların çatı kuruluşu ve resmi kuruluşu olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası. Onlarla da randevulaştık ve onlarla da görüşeceğiz. Ne konuşacağız? Bursa ekonomisi, Türkiye ekonomisi, pandemiden nasıl etkilendi? Hepimiz elimizde veriler var. Bizlerin elinde de var, onlarda da var. Birlikte nasıl hareket edeceğiz? Ben şuna inanıyorum. Türkiye ekonomisi, siyasetten ayrı olarak söylüyorum. Kendi dinamizmi bu pandemi süreci ortadan kalktığında birkaç ay içinde eskisinden daha iyi olacak şekilde kendisini toparlayabilir. Bu konuda da önce olacak kişiler doğal olarak hem SİAD'lar hem odalar ve bizler olarak bu çalışmaları yapacağız. Bir de bizim meslek örgütümüzde iki kesim var. Benim gibi büro çalıştıran, serbest çalışan mali müşavirler var. Bir de hizmet aktiyle bir firmada çalışan bizim tırnak içinde bağımlı dediğimiz mali müşavirler var. Bunlar nerede çalışıyorlar? Bunlar iş adamlarının fabrikalarında çalışıyorlar. Onlarla temas kuracağız, onların sorunlarını konuşacağız. Gümrük Müşavirler Derneği'ni ziyaret edeceğiz çünkü birçok işi birlikte yapıyoruz. Onlarla konuşacağız. Yani bu haftayı dolu dolu geçireceğiz. Pandemi deyip kenara çekilmeyeceğiz. Hayat devam ediyor ama önlemlerimizi alarak evet, mutlaka önlemlerimizi alacağız. Gibi. Ve haftayı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle Başkan Yardımcımız Nazan Hanım'ın öncülüğünde bir program var. Erkek dünyasında kadınların başardıkları 3 kadın konuğumuz olacak. Onlarla tartışacağız ve haftayı bu şekilde şimdilik bitirmiş olacağız. Evet, aslında açılışı da satır başında yapmış oldunuz. Evet, açılış sizde olmuş oldu. Evet. Planlamayı merak ediyorduk. Nasıl bir çalışma sistemi olacağı ve dediğiniz gibi aslında pandemi etkisini konuşuyoruz ama bu noktada birçok dinamikle bir arada aslında bu ortak akıl dediğimiz know-how'la birlikte devam eden süreçte pandemi sonrasında ne yapılacağının planlanması, konuşulması lazım. Gidiyorsunuz ki değişen dünyayı da takip ediyoruz. Bitcoin ve blockchain şu anda bugüne kadar zaten konuşuyorduk ama aslında bu kadar popüler değildi. Biraz daha harekete geçmesini evet. sağladık biz bunun. En azından yatırımcılar artık bu anlamda biraz daha popüler olmasıyla birlikte bir araç olarak da görüyorlar. Bu da başlıklardan bir tanesi. Çünkü dijital dünyanın gelişmesiyle beraber oradaki bir para biriminin olması bu anlamda parayı yöneten isimler ve sektörler için de ne kadar önemli. Bu haftada belki bunun vurgusunda yapacaksınız. En azından yaptığınız ziyaretler içerisinde bunu da söyleyelim. Bir de VTR'miz var bu haftaya dair. Dilerseniz ilk önce onu izleyelim. Daha sonrasında ben biraz daha mesleğin odanın beklentileri var. Onlara da girmek istiyorum. Sizi buradan izleyen meslek erbaplarının bu mesajlara belki de ihtiyaçları var. Dile getirilmesi gerekiyor efendim. Bekliyorlar evet. Kısa bir VTR'miz var. Onu izleyelim. Haftanın anlamına dair ardından buradayız. Tarih 11 Mart 2020 günlerden çarşamba. Gündemimiz koronavirüs. Vaka sayısına baktığımızda 7945 kişinin testi pozitif çıktı. 91 kişi hayatını kaybetti. Uygulanmaya başlayacak devre. Sağlık Bakanlığı bilim kuruluyla birlikte tedbirlerin sıkılaştırılması için tavsiye kararı aldı. Uzmanlara göre bu virüse karşı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Çok zor geçti 2020. Bilmediğimiz, örneğine tanık olmadığımız bir pandemiyle yüz yüze kaldık. Korkularımız,
sevdiklerimizin, kendimizin yaşamı. Derken işlerimiz, kayıtlar, beyannameler, evde kalmalar birbirine karışıyor. Koruduğumuz canlar, kaybettiklerimiz, acılarla her şey yüreğimizde birikip duruyor. Bitti mi? Bitmedi. Duruldu mu ortalık? Hayır, durulmadı. Müşterimiz işimizi bekliyor. Devletimiz işimizi bekliyor. Hayat devam ediyor. Zaman her şeyi değiştiriyor. Yaşamın tüm halleri beklenmedik bir şekle dönüşüveriyor hepimiz için. Yeni değerler ortaya çıkıyor ve eskilerinin üzerine konan yeni deneyimler. Her seferinde bize başı dik, geleceğe bakmayı öğretiyor zaman. Her geçen gün omuz omuza mesleğimizi yapmanın önemi artıyor. Mesleğimiz yola çıkmak, yolun çakıllarını ayıklamak demek oluyor. Daha çok çalışarak alın terini korumak, insanlara umut, ekonomiye nefes ve değer olmak. Muhasebe mesleği kuşaktan kuşağa aktarılan bir deneyimin tek tutar dalı oluyor bir anda. Mesleki sorumluluğumuz bir topluma, bir ülkeye duyduğumuz sevda anlamına geliyor. İşte bu sene öyle bir sene. Belki bu mesleğin 32 yıllık serüveninde her şey her gün değişiyor ama bu sene mesleğin emektarı olmak, insan için, yaşam için, gelecek için daha fazla emek demek oluyor. Her bir meslek mensubu toplumu tünelin ucundaki ışığa biraz daha yaklaştırıyor. Bugün muhasebe mesleği ülkemizi her zamankinden daha fazla ayakta tutuyor. Şimdi muhasebe zamanı. Bu ülkenin geleceği için çalışan her bir meslek mensubumuza teşekkür ederiz. Muhasebe haftamız kutlu olsun. TÜRMOB. Evet, teşekkür dileklerini de iletmiş olduk bu anlamda genel merkezin efendim. Ve çözümün olması gereken başlıklar nelerdir başkanım? Ve eksik kalan bu haftanın çalışmaları içerisinde başlıklarınız varsa onları da paylaşalım lütfen. Şöyle söyleyeyim, bu pandemi sürecinde toplumun tüm kesimleri artık mali müşavirlerin ne iş yaptığını artık anladı. İş adamları tabii ki biliyordu, birlikte çalışıyoruz. Küçük esnaf tabii ki biliyordu, birlikte çalışıyoruz ama toplumun tüm kesimleri, eczacısı, hekimi, avukatı, küçük çiftçisi, herkesin ihtiyacını karşılayan bir meslek örgütü olduk. Kısa çalışmanın tamamını benim meslektaşlarım sistem üzerinden girerek insanlara ulaşmasını sağladı. Ücretsizin destekleri, nakit ücret desteklerini yine bizim meslektaşlarımız aracılığıyla sağlandı. Bütün işletmelerde bunların planlaması, ister içeride çalışan bağımlı meslektaşlarım, ister dışarıdan bizim gibi danışmanlık verenler tarafından hazırlandı ve bu bütün planlamalar iş adamlarıyla birlikte bizler tarafından yapıldı. Bu aşamada hem İşkur'la hem Sosyal Güvenlik Kurumu'yla koordineli gittik ve Bursa, Türkiye örnek bir çalışma kurumlarını kastediyorum. Bürokratlarda hem Hüseyin Bey olsun, Vergi Dersi Başkanımız, hem Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanımız Erhan Bey, İşkur İl Müdürümüz Fezullah Eren Bey, onların da büyük özverili gece gündüz demeden çalışmalarıyla birlikte gece 3'lerde 4'lerde bile mailler atıldı birbirine ve bu konuda birbirimizlerine yardım ettik. Ve bu konuyu artık yavaş yavaş gündemimizden çıkaracağız diye umuyorum. Bugün Cumhurbaşkanımız umanım müjdeli haberler verecektir. Evet. Bu pandemi sürecini devletin, hükümetin vatandaşa ulaşmasındaki kilit taşı mali müşavirler oldu ve bu görevi biz hakkıyla yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Artık bu süreç sonlanmaya başladı. Bu ayın sonuna kadar kısa çalışma ödenekleri son bulacak. Ondan sonra normalleşme başlayacak. Umarım aşılarda söylendiği gibi Haziran sonuna kadar tamamlanmış olur. Hepimiz huzurlu bir yaza merhaba demiş oluruz ve bu günleri bir an önce unutmaya başlarız. Evet. Bu aşamada bizlerin de yaşadığı problemler vardı. Onları dile getirdik. Bazıları çözüldü, bazıları çözülemedi. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Mücbir sebep dediğimiz, zorunlu haller dediğimiz, mesela Covid olan arkadaşlarımız oldu. Bunlarla ilgili vergi idaresi ve sosyal güvenlik idaresi düzenlemeleri yaptı. Artık bir hastalık söz konusu olduğunda bunu ilettiğimizde arkadaşlarımıza beyanlarını vermek için belli süreler tanıttı. Bu artık 15 gün içinde hastalık bittikten sonra bu beyanlarını verebiliyorlar. Bu konuşulduğu hep yıllarca söylendi. Artık bu yıl gerçekleşmiş oldu ama tabii kısıtlı bir imkan. Bunun bir geliştirilmesini istiyoruz.
Çünkü sadece akrabalarımızın, çocuğumuzun, annemizin, babamızı kaybettiğimizde de bu tip problemler yaşanıyor. Hastalık, özellikle kadın meslektaşlarımızın doğum zamanları var. Bir annelik durumu var. Onların da bu hakkı kullanmasını istiyoruz. O yüzden bu mücbir sebep halinin, zorunlu halleri genişletilmesini talep ediyoruz. Ayrıca bizim mali müşavirlikte KDV %18. Bütün sektörlerde, sağlıkta, işte toplum yararına %18'ler %8'e düşürüldü. Aynı şeyi mali müşavirler için talep ediyoruz. Bu devlet için bir vergi kaybı olmadığını kendilerine anlattık matematik olarak. Onlar da konuyu biliyorlar. Tabii siyasi bir karar gerekiyor. Evet. Arabuluculuk yetkisi istiyoruz. Nedir o? Biz şu anda işverenle işçi arasındaki bütün görüşmelerin tamamını fiilen biz yapıyoruz. Bu iki konuda özellikle arabuluculuk yetkisi istiyoruz. İşçi işveren görüşmelerinde ve ticaret anlaşmazlıklarında, alacak verecek borç anlaşmazlıklarında zaten fiilen bunu biz yapıyoruz. Bütün dünyada da uygulama böyle. Hı hı. O yüzden arabuluculuk yetkisinin mali müşavirleri. Ama hukuki bir boyutu var. Tabii ki. Bu eğitimleri alıyoruz zaten. Evet. Eğitimleri alıyoruz. Hem üniversite hem 3 yıllık stajımızda. Hı hı hı. Benim meslektaşım 4 yıl üniversite okuyor, 3 yıl staj yapıyor ve bunların her aşamasında sınav var. Staja başlarken, bitirirken. Böyle bir meslek daha yok Türkiye'de. O açıdan yetkin ve yeterli. Ayrıca arabuluculuk yetkisi içinde tabii ki derslerini alacaklar, sınavlarına girecekler. Fiilen yaptığımız işi resmiyete dökmek istiyoruz. Bu yüzden talep ediyoruz. Tabii ki. Yani şu an zaten bu işi biz yapıyoruz. Bu anlamda yeşil pasaport talebimiz vardı. Pandemi geldi. Bırakın yeşil, kırmızı pasaportlular bile bir yere gidemedi. İnşallah açılacak. Herkes dünya ile iç içe olmaya başlayacak tekrar. O talebimiz aynen geçerliliğini koruyor ve devam etmesini istiyoruz. Bir de biz kamunun hem sosyal güvenlik primi toplamasında hem vergi toplamasında aracılık ediyoruz. Bir hizmet veriyoruz. Birçok beyanname artık online'dır. Kağıt beyanname verilmiyor. Bunların hepsinin bir gideri var. Yapılıyor. Bu bizim ofislerimizde yapılıyor. Doğal olarak buna bir maliyet yüklüyor bize ve biz bunun eski başkanlarımızdan Sayın Bülent Çetin'in deyimiyle beyin amortismanı deriz. Yani bunun da mesela mali müşavirlerin vergilerinde küçük de olsa, sembolik de olsa aynı baro pulu gibi bir küçük, her beyanname için 1 lira gibi bir katkı payının odalara veya meslektaşa verilmesini talep ediyoruz. Devam edecek olursak taleplerinize özellikle kamu kurumlarınca istenen birçok form var. Hepimizin yaşadığı dijital ortamdayız. Birçok kurum aynı şeyi istiyor. Biz diyoruz ki bir veri merkezi olsun. Biz o ortak verileri oraya gönderelim. İşte e-devlet dediğimiz bir mekanizma var. İsteyen o veriyi istediği şekilde çekebilsin. Biz polise işçi girişi için İçişleri Bakanlığı'na ayrı bir bildirim gönderiyoruz. Çalışma Bakanlığı'na ayrı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ayrı. Hiç gerek yok buna. Bunun dediğim gibi biz zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'na işçi giriş yapmadan işçi işe başlayamıyor. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilatı da oradan çekebilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri de oradan çekebilir. Yani bunların o kadar kolay ki artık yapılması. Hele hele gelecek artık bugün oldu. Dijital dönüşümde kamuda da gerçekten beklediğimizin ötesinde sağlandı. Bugün pasaport almak istediğinizde, ehliyet almak istediğinizde, nüfus cüzdanı, bir günde her şey hallolabiliyor. Evet. Demek ki yapılabiliyor. Evet, o yüzden bir sistemi var. Böyle bir talebimiz var. Bir de ülkemizin şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılır, adaletli bir vergi sistemine ihtiyaç var. Bugünlerde çok konuşuluyor. Siz de belki farkınızdasınız. Kurumlar vergisi, yani şirketlerin vergisinde kar dağıtımı yapılsın yapılmasın bir stopaj, yani kaynakta kesim yapılması. %10'dan bahsediliyor. Bu şu demektir. Kurumlar vergisi %20'de %30'a çıkması demektir. Bunun hiçbir yatırımcı hesaplamadı. Şu anda taslak halinde olduğu söyleniyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Türkiye'ye gelecek bir yabancı yatırımcı bir şirket kuracak ama siz bugün bir değişiklik yapacaksınız. Vergi oranını geçmişe yönelik değiştireceksiniz. Anayasaya bununla ilgili hüküm konulması lazım. Hiçbir vergi kanununun geçmişe yönelik başlamayacağı ile ilgili ve adaletli bir vergi sisteminden bahsediyoruz. Bunu hep söylüyoruz ama şu anda hepiniz benzin alıyorsunuz, hepimiz tüketim yapıyoruz. Özel tüketim vergisi, kaynakta alınan vergiler, yani katma değer vergisi bütün vergilerin içinde %80'lere geldi. Yani beyan edilerek verilen vergiler maalesef %20'lerde kaldı.
Bunların da mutlaka bu adaletli kelimesini özellikle söylüyorum. Evet, şeffaf olmalı, öngörülebilir olmalı ama adaletli bir vergi sisteminin bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz. Kamu da bunun farkında. Umarım biraz siyasi karar gerekiyor bahsettiğim konuda. Bunu da bekliyoruz açıkçası. Birçok sorunumuz oluyor. Bu sorunları sıkıntıları da biz diyalogla ve işbirliğiyle, aynı Bursa'da yaptığımız gibi genel merkeze de mutlaka Maliye Bakanlığı'yla istişare ederek her şeyi Sosyal Güvenlik Kurumu'yla, TOB'la istişare ederek yapıyoruz. Ve öyle yapmaya devam edeceğiz. Başka yöntemler şimdilik düşünmüyoruz. Pandemi de inşallah diyorum ya Haziran'a, Temmuz'a kadar bu süreç geçer. Biz de bu iletişimlerimizi yüz yüze yaparız diye düşünüyorum. Evet, bunları dile getirelim. Özellikle bu haftanın anlam ve önemine dair bu başlıklar değerliydi. Hem meslek çalışanlarının dile getirmek istedikleri, hem de bu anlamda odanın çalışmaları bağlamında da bu hafta konuşulması gereken konu başlıkları arasında. Ben şunu da sormak istiyorum. Sürem Daim'de program içerisinde söylediniz. Ciddi bir yoğunluk yaşanıyor dediniz. Evet. Cumartesi, pazar, bugün de son gün işlemlerin ciddi bir yoğunluk var. Kısa çalışma ödeneği işte şu anda sonlandığını biliyoruz. Bu anlamda Mart ayı sondu. Şöyle bir başlık da var konuşulan kulisler arasında. Kısa çalışma ödeneği evet bitecek ama işten çıkarma yasağı devam edecek mi? Şimdi böyle bir durum oluşursa buradaki denge işveren tarafından nasıl yorumlanıyor? En azından bunu da soralım. Çünkü mali müşavirler bu konuda da bu anlamda da yorum yapıyorlar. Böyle bir sistem tekrar kurulabilir mi? Ya da bu akşam kabine toplantısı sonrasında açıklanacak kararlar sonrasında velev ki yeni bir sistemle karşı karşıya kalacak olursak bu sistem içinde bir öngörünüz var mıdır? Mağduriyetler oluşmaması adına bu soruyu sormak istiyorum. Önerimiz olacak. Bu sadece benim önerim değil. Bizim bütün mali müşavir arkadaşlarla konuştuğumuzda elde ettiğimiz bir veri var. Kısa çalışma ödeneği Sayın Cumhurbaşkanımız 31.3 tarih itibariyle sonlandırılacağını söyledi. Son defa uzattılar. İşten çıkarma ve ücretsiz izin desteği de 17 Mart'ta bitiyor. Yani eğer 17 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanı bir kararname yayınlamazsa işten çıkarma yasağı bitiyor ve hepimiz göreceğiz. Firmalardan birçok insan iş akitleri feshedilecek. İşsizlik rakamlarının 14-15'lere çıkacağını çok kısa sürede göreceğiz. Bizim önerimiz şu. Toptan bir karar alınmamalı. Bazı sektörlerde kanama devam ediyor. Şöyle diyebilirsiniz, işte eğlence sektörü bugün çok gündemde, restoranlar için kısa çalışma ödeneğinin süresini belli bir Nisan'a, Mayıs'a işte duruma göre bakarak Sayın Cumhurbaşkanımızın 30 Haziran'a kadar bunu uzatma etkisi var. Toptan bir çalışma yerine mutlaka sektörel bazlı olarak bazı sektörlerin ihtiyacı yok, onlar için durdurabilirsiniz. Ama bazı sektörlerin ihtiyacı var ve olmaya devam edecek. Otel sektörü. Turizm sektörü. Hani nerede? Nasıl yapacaklar? Ne yapacaklar? Evet. Şimdi 31 Mart günü herkes uçağa binip yurt dışına gezmeye mi gidecek? Herkes Antalya'ya tatile mi gidecek? Hayır. O sektörün sorunları devam edecek. O açıdan mutlaka hükümet tarafından, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kısa çalışma ödeneğinin sektörel bazlı olarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini mutlaka öneriyoruz. Hı hı. İşten çıkarma yasağı 17 Mart'ta bitiyor. Evet. Büyük ihtimalle iş adamlarıyla görüşüyoruz. İşçilerle de görüşüyoruz. Onlar da ayrılıp işsizlik sigortasına yararlanmak istiyorlar. Doğal olarak bütçe nereye kadar imkan verir bilemiyoruz. Tabii ki onu Sayın Cumhurbaşkanı ve kabinesi değerlendirecektir. Ama mutlaka sonunda bu işsizlik sigortasındaki paralar niye toplandı? Bu dar günde bu sıkıntıları yaşamamak için. Bunu özellikle hükümete tavsiyede bulunuyoruz. Mutlaka sektörel bazlı kısa çalışma ödeneğinin uzatılması sektörel bazda. Onların artık bütün rakamlar var. Evet. Ellerinde her türlü rakam var. Bir de ben bir konuyu atlamış olmayacağım. Buyurun ekleyelim. Son şey. Biz bu hafta bütün firmalarda çalışan bağımlı meslektaşlar dedim. Hizmet aktili çalışan meslektaşlarımızın CEO'larına, patronlarına, iş adamlarına birer mektup hazırladık ve tüm meslektaşlarımızın çalıştığı iş yerlerine birer mektup yazacağız. Meslektaşlarımız yalnız değil. Onların arkasında 5100 kişiden oluşan, 1100 stajyerden oluşan mali müşavirler odası var Bursa olarak. 120 bin kişilik Türkiye'de örgütlü bir gücüz. TÜRMOF var arkasında. Ayrıca iş adamlarının yanında sağ kolların dediğimiz mali müşavirleri her dakika yanında. Onların eğitimlerini,
çağa ayak uydurmasını, az önce bahsetti blockchain teknolojisi, dijital dünyaya ayak uydurması için eğitimler planlıyoruz ve onların bu eğitimlere katılması konusunda kolaylıklar göstermelerini söylüyoruz. Mali müşavirleriyle uyumlu çalışan firmaların kazançlı çıkacağına inanıyoruz. Biliyorum, ben de çalıştım çünkü 7 sene bir firmada. Mali müşavirle uyumlu çalışan firmalar daha çabuk büyüyor. Daha hareketli ve daha esnek firmalar oluyor. Bu da günümüz dünyasında çok önemli. O açıdan tekrar ediyorum, iş adamlarına buradan sesleniyorum. Her konuda danıştığınız, hemen sağ başınızda, yanı başınızda duran, birlikte çalıştığınız, yanınızda çalışan mali müşavir arkadaşlarla bu pandemi sürecini beraber atlattık. Onları göz ardı etmeyin. Onların arkasında tekrar yanında odaları var, TÜRMOP var. Hem eğitim veriyoruz hem de problemli bir durum olduğunda karşınızda kurum var. O andan da kurumlar olarak da birbirimize yardımcı olacağız. Bu mektubu da bu hafta içinde kendilerine göndereceğiz. Göndereceğiz. Bu da bir çağrı olacak aslında. Evet. Bir farkındalık da yaratacak. Çok teşekkür ediyorum ben bugünkü mesajlarınız için. Özellikle dediğiniz gibi sektörlerin etkilenmesi ve bu anlamda sektörel bazda düşünülmesi gerekiyor. Nasıl ki yerinde normalleşme söz konusu olacakken, aynen, bu normalleşmeyi iş dünyası içerisinde de biz galiba sektörel bazda da görmemiz gerekiyor diyorsunuz. Mağduriyetlere uğrayan sektörler var. En azından bunlar için bir sistem kurulabilir. Onlar için farklı bir başlık söz konusu olabilir. Bunu da vurgulamış olalım. Son mesajlarınız ne yönde olur başkanım? Alalım ve toparlayalım. Evet, tekrar diyoruz, 1-7 Mart muhasebe haftamız tüm meslektaşlarımızın kutlu ve mutlu olsun. Ama tekrar söylüyoruz, toplumun her kesiminin muhasebe yapması lazım. Özel hayatımızda, iş hayatımızda, her yerde. Evet, bunu vurgulayalım. Çok sağ olun diyoruz. Teşekkür ederim. Için çok sağ olun. Satırbaşı program ekibi adına efendim satırbaşını noktalıyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde tüm gelişmeler için ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.